2016 yılını geride bırakıyoruz. 2016 yılı maalesef tüm dünyada savaşların yılı oldu. Nazım Hikmet Akşam Gezintisi şiirinde Vietnam'a gönderilen ve kardeşlerini katletmeye yüzleri kızaran 4500 Mehmet'ten söz eder. Bizler de ülkemizin adının El-Kaide ile adı radikal diye, cihadist diye geçen, hiçbir insani duygusu kalmamış gibi yaşayan örgütlerle anılmasından öfkeyle utanıyoruz. Yönetenlerin kadınlara karşı, çocuklara karşı, sinemaya, sanata, müziğe, dostluğa, neredeyse insana ait her şeye karşı öfkesinden utanıyoruz. Fakat siyasetçiler maalesef arkadaşlar 2016 yılında umumi bir utanç dahi duymadılar. Tek bir, evet tek bir siyasetçi dahi istifa etmedi 2016'da. 2016 yılının son günlerini meclis anayasa teklifi adı altında gündeme adeta zorla sokulan başkanlık teklifi için harcıyor. 2017 yılına girmeden adına başkanlık sistemi demenin dahi mümkün olmadığı Erdoğan tipi bir mutlaki sistemi, yani tüm yetkinin tek bir kişinin elinde toplandığı bir sistemi hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bırakınız anayasayı halkın müzakeresinden kaçırmayı, komisyonda vekillerden dahi kaçırıyorlar. Ve vekiller aslında neye imza attıklarını bilmeden zaman zaman aniden önlerine çıkarılan önergelerle, değişikliklerle karşı karşıya kalıyorlar. Örneğin dün sabaha karşı 4.30'da değişikliğin 11. maddesi kabul edildi ve herkes emrin geldiği büyük yere karşı en güzel performansını sergilemek, görevini yerine getirmek istiyor. Oysa Türkiye'de belirttiğimiz gibi hemen hiç kimsenin gündeminde anayasa yok bugün. Nasıl olsun ki toplu taşıma araçlarında, hatta sokağa çıkmanın bile bir güvenlik tehdidi gibi algılanabildiği bu günlerde herkes yaşadığı şiddet ortamıyla baş etmeye çalışıyor. Ve çocuklarının, akrabalarının, yakınlarının hayatından endişe ediyor. 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır mitingimize yapılan saldırıdan bugüne Türkiye'de patlamalar durmadı. Ülkenin farklı yerlerindeki saldırılarda 363'ü sivil, 460 kişi can verirken 2000'den fazla insan yaralandı. Ve işte bu yüzden insanlar aslında öncelikle yaşam hakkı korunsun, hayatı tehdit altında olmasın istiyor. Barış istiyor, huzur istiyor, güven istiyor. Bir 2016'ya dönüp bakarsak arkadaşlar, hepimizin üzerine adeta kabus gibi çöken bu yılda neler yaşandı? 2016'da askeri darbe atlatıldı, sivil diktat derinleşti. Bu yıl AKP iktidarının söylediği gibi darbe dönemleri bitmiştir sözünün boşa çıktığı ve 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı ve darbe girişimi püskürtülse de OHAL rejimiyle 7 Haziran seçimleri sonrası ortaya konan kaos ve savaş politikalarıyla başlayan saray AKP darbesinin sivil bir diktaya evrildiği bir yıl oldu. 15 Temmuz'u yaratan 7 Haziran 2015'teki halk iradesinin saray tarafından kabul edilmemesiydi. 15 Temmuz sivil siyasetin önüne iki yol çizdi. Bu yollardan bir tanesi uzlaşarak, ortaklaşarak demokrasi, barış ve özgürlükleri geliştirmek. İkincisi askeri darbeyi yaratan 7 Haziran 2015'ten sonra süre gelen saray darbesinin sivil bir diktaya dönüşmesiydi. Saray ve AKP tarafından ikinci yol tercih edildi. Erdoğan darbeyi ve darbenin başarısızlığını Allah'ın kendisi için bir lütfu olarak gördü. Bir yanı ile toplum için demokrasinin ve özgürlüklerin geliştirilmesi için olanak yaratan bu süreç, diğer taraftan da Erdoğan'ın kişisel hırslarının, başkanlık sevdasının bir imkanını teşkil ediyordu. Ve maalesef Erdoğan kendisi için olanı tercih etti. 2016 yılı 12 Eylül Anayasası'na rahmet okutacak şekilde
dikte anayasasının adeta temsili bir tiyatro ile geçirmeye çalışılıyor olduğu bir yıl oldu. Ve bu tiyatro görünen o ki 2017'de de devam edecek. 2016 yılında yeni anayasa başlığının esas belirleyicisi Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sevdası oldu. Buradan soruyoruz, başkanlık, sultanlık dışında hanginizin Türkiye toplumunun beklentilerini içeren gerçekten yeni, yeni dediğimiz bir diyeceğimiz ve kucaklayacağımız demokratik talebi var? Yok böyle bir talebi arkadaşlar. Başkanlıktan başka, her şeyi tek kişi yapsından başka, KHK'larla yönetsinden başka, parlamento ilga edilsinden başka, başbakanlık ve bakanlar kurulu hatta parlamento devreden çıksından başka bir yeni yok. Bu yeni de aslında yeni değil. Biz dünyanın birçok yerinde bunu diktatörlük olarak gördük. 7 Haziran sonrası hızla mevcut junta anayasasını bile uygulamadan kaldıran, orduya koruma kalkanları yaparak darbe zeminini geliştiren, bütün denetleyici kurumları devre dışı bırakan saray rejimi, toplumu, Kürtleri, Alevileri, demokratik muhalif kitle örgütlerini ve hatta kendi milletvekillerini bile dışlayarak tek kişiye anayasa yapmaya kalkışıyor. Evet, 2016 yılı boyunca barış, sevgi ve refah duyguları etrafında halkı toplayamayanlar, kan ve şiddeti arttırarak halkı korku duygusu etrafında bir araya getirerek yeni bir otoriter rejim inşa etmeye çalışıyorlar. 2016 partimiz açısından da çok önemli bir yıldı. 2016 yılı partimizin adeta yok edilmeye çalışıldığı bir yıl oldu. Bu anayasa yapılırken bütün toplumsal kesimlerin katkısı konulması beklenirken tam tersine bütün toplumsal muhalefet ezilmeye çalışıldı ve bunların en başında da tabii en fazla muhalefet gösteren partimiz Halkların Demokratik Partisi vardı. Savaşın ve çatışmaların başladığı Temmuz 2015'ten bugüne kadar partimize, partimiz tabanına ve bileşenlerine yönelik gerçekleşen siyasi soykırım operasyonları neticesinde toplam 8.685 kişi gözaltına alındı. Toplam 8.685 kişiden bahsediyoruz. Başka bir partiye yönelse ayakta kalması mümkün olmayacak bir sayıdan söz ediyoruz. Ama bizim bütün arkadaşlarımız, bütün bileşenlerimiz haklılığın verdiği güçle, dirençle her zaman olduğu gibi dimdik ayaktalar. 2016 yılında eş başkanlarımız ve 10 milletvekilimiz siyaseten de ahlaken de hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir süreç sonunda cezaevlerine konuldular. Bir önceki yıl olan 2015, savunduğu değerlerle Türkiye siyasetine damgasını vuran HDP ile alınacak bir yıldı. 2016'da iktidar bir daha 2015 benzeri bir durum yaşanmasın diye her türlü hukuksuzluğu gerçekleştirdi. 2016 yılı başarılı siyasetçilerin cezalandırıldığı, başarısız siyasetçilerin devletin en üst kademeleriyle mükafatlandırıldığı bir yıl oldu. Başarılı siyasetçilerin savunduğu demokrasi, adalet ve barışın yok edildiği, başarısız siyasetçilerin kendi istikballeri için savaşı, adaletsizliği ve diktatörlüğü derinleştirdiği bir yıl oldu. Bu baskılarla demokratik siyaseti tasfiye etmeye çalışanlar 2016 yılını bir savaş yılına çevirdiler. 2016'nın sadece son 5 ayında 4.438 gözaltı ve 1.251 tutuklama gerçekleşti. Temmuz 2015'ten bu yana 32 HDP il eş başkanı, 62 HDP ilçe eş başkanı tutuklandı. Yine eş genel başkanlarımızla birlikte 12 milletvekilimiz, 3 MYK, 4 parti meclisi üyemiz, 750'yi aşkın il ve ilçe yöneticimiz tutuklandı. Başkan vekilleri dahil 70 belediye eş başkanı tutuklanıp 50 belediyeye ise kayyum atandı. Daha dün partimizin hukuktan ve insan haklarından sorumlu eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk da tutuklandı. Aysel Tuğluk
tutuklu siyasetçilerimizin, parti üyelerimizin, aydınların, hukuki desteğe ihtiyaç duyanların davalarını takip ediyordu. Savunma hakkını adeta demokrasinin bir deposu olarak gören hükümet, bu önemli yükü üstlenmiş bir siyasetçiyi, bir avukatı sırf siyasi faaliyetleri nedeniyle tutuklamış oldu. O hali devlete ilan ettiğini söyleyen AKP ve saray, siyasi soykırım operasyonları ile o hali partimize yönelik bir tasfiye aracına dönüştürdü. Parlamentoda bulunan 3 diğer parti ise bu duruma sessiz. Ancak bu sessizlik en çok da onları etkileyecektir. Demokratik siyasetin tasfiyesine ses çıkarmayanlar, kendi siyasetlerinin değersizleştirilmesi hakkında da söz söyleyemezler. 2016 yargının da ayaklar altına alındığı bir yıl oldu. Son 6 ay içerisinde aralarında Anayasa Mahkemesi, HSYK, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de olduğu 3456 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı. 632 yargı mensubu da tutuklandı. AKP iktidarının cemaatle ortaklaşarak kendi elleriyle yerleştirdiği savcı ve hakimler bu kez tırnak içinde terörist oldular. 2016 yılı bu ülkede yargıya güvenin %30'lara kadar azaldığının bizzat Yargıtay Başkanı tarafından da ifade edildiği bir yıl oldu. 2016 cezaevlerinin de dolup taştığı bir yıl oldu. Aslında bugün cezaevlerinin koşullarının iyileştirilmesi tartışması yerine cezaevlerini nasıl ortadan kaldırılmalı tartışmasını yürütmemiz gerekirdi. Oysa 30 bin kişinin sonradan tahliye olmasıyla cezaevlerinde şu anda tutuklu hükümlü sayısı 197.297 oldu. Ve hasta tutuklu tutsaklar, onların esamesi dahi okunmuyor bile. 2016 yılı arkadaşlar emek düşmanı bir yıl oldu. Savaş ekonomisinin bütçeye yükü artarken devlet bir yandan da hazine garantili uluslararası projelere halkın parasını akıttı. Bugün resmi verilere göre işsizlik oranı %11.3'e çıkarken geniş tanımlı işsizlik %19'u buluyor. Yalnızca Kasım ayında 1073 şirket kapandı. Pardon. Emeğin karşısında ne kadar yasa varsa AKP tek tek geçirdi meclisten. Özel istihdam büroları yasası kabul edildi. 2016'da ne işçi katliamları hız kesti ne de işçilerin üzerindeki vergi yükü. Bu sene fıtrat denerek yine en az 2000 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Taşeron işçiler elbette ki yine kadro bulamadılar. Onun yerine seçim öncesi verdikleri taşerona kadro sözünü unutan Çalışma Bakanı'ndan devlete kapak atmaya çalışanlar gibi onur zedeleyici sözler duydular. Önümüzde Soma katliamı gibi yakın bir örnek varken meclis maden işverenlerine teşvik düzenlemesi yaptı ve Şırnak faciası oldu. Emekçinin kanını emen taşeron sistemi varken meclis kiralık işçi yasasını çıkardı ve emek sömürüsünü güvencesiz çalışmayı büyüttü. Açlık sınırının altında olan asgari ücretin SGK payını devlete yani kamuya yükleyecek düzenlemeyi meclis yaptı ve zenginin zenginliği katmerlendi. Kadını güçlendireceğiz diyerek yarı zamanlı çalışma yasası çıkarıldı. Ama kadın istihdamını azaltarak kadınların emeğini çaldı meclis ve çalışan kadının emeğini ise daha derin sömürdü. 2016'da işçilere tek kalan 300 liralık asgari ücret artışı oldu. Ancak onun %40'ı kamu tarafından, yani yine işçilerin vergilerinden finanse edildi. Kalan %60 dar zamlarla geri alındı. Hasılı işçiye yine bir şey kalmadı. 2016 yılını da açlık sınırının altında bir asgari ücretle geçirdik. 2016 yılı eğitime, eğitim emekçilerine ve akademisyenlere darbenin de yılı oldu.
Binlerce kamu çalışanının, 30 binden fazla eğitim ve bilim emekçisinin darbe bahanesiyle haklarında hiçbir idari ve adli soruşturma yürütülmeden, sorumluluk ya da suçları somut delilleriyle ortaya konmadan gece yarısı kararnameleriyle ihraç edildiği, binlercesinin açığa alındığı, 1 milyondan fazla öğrencinin 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğretmensiz okullara başladığı bir yıl oldu 2016. 2016 yılı vicdanın da kuruduğu bir yıl oldu arkadaşlar. Günlerce devlet şiddetiyle öldürülmüş Taybet Ana'nın cenazesi sokakta bekletildi. Cizre'de öldürülen 10 yaşındaki Cemile'nin cenazesini gömemediği için annesi günlerce buzlarda saklayarak evinde bekletti. Başlamış olan çatışmalı sürecin tüm yakıcılığını 2016'nın Ocak ayında vahşet bodrumlarıyla hepimiz derinden hissettik. Cizre dışında sokağa çıkma yasağı, Nusaybin, Sur, Şırnak, Yüksekova gibi yerlerde de şehirlerin tarihsel belleklerini yok edecek şekilde genişleyerek sürdü. Şırnak'ta 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 16 Kasım'da yani 6 ay sonra son bularak dünyada eşine rastlanmayacak kadar uzun bir yasak ile geçen bir yıl geçirdik. Ayrıca yasak kalktığı zaman Şırnak diye bir kentin olmadığını gördük. Şehir tamamen yıkılmıştı. Tüm bunların iç sıkıntısıyla gerçeklerden biraz uzaklaşıp biraz televizyon izleyelim dedik. Ve Ayşe öğretmenle karşılaştık. Tekrar ülkemize dair umutlarımız yeşerdi. 2016 yılına onlarca eğitim öğretim çağındaki çocuğun sokağa çıkma yasaklarında yaşamını yitirdiği ne karşılık Ayşe öğretmenin bireysel bir itiraz üzerinden bir televizyon programında dile getirdiği insanlık çağrısını duyduk. Fakat Ayşe öğretmenin bu kadar öfke ve kin şehrinin ortasına kurduğu tertemiz adasını yıkıp viran etmeye kalktılar. Hakkında soruşturma açıldı, görevinden uzaklaştırıldı, barışı yazmayın dendiği bir zamanda işte o zaman Esra Mungan hocamız barış için bir imza verdi. Aslı Erdoğan kalemini barış için kullandı. Bu ülkede binden fazla akademisyen tüm baskılara rağmen bu suça ortak olmayacağız diyerek hükümetin politikalarına karşı durdular ve barışı talep ettiler. 2016 yılı eğitim hakkını savunan, çocuklar ölmesin diyen, barış için iktidarı göreve çağıran öğretmenlerin, akademisyenlerin linç edilmeye çalışıldığı bir yıl oldu. Cebinde biraz parası kalanlar, belki başka bir dünyanın ümididir bizi kurtaracak olan diyerek sinemaya gittiler. Oscar ödülünü, kilisede yıllar süren çocuk tacizini ve bunu ortaya çıkaran gazetecinin hikayesini anlatan Spotlight filmi kazandı. Ayakta alkışladık. Çocukların bir daha kılına zarar gelmemeliydi. Tüm bunlar geride kalmıştı. Derken Karaman'da canımız öyle yandı ki, üstelik de en çok canımızı yakan, istismara uğrayan çocukları koruyacak ne bir sosyal sistemin ne de bir siyasi iradenin olmayışıydı. Bunu ortaya çıkaracak kahraman gazetecimiz de çoktu ama hangi cesur büyük gazete bunu basacaktı? Özgür basından çıkan haberler ise sansüre uğradı. Bir kereden bir şey olmaz diyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı gördük. Eğer siyasiler çocuklarını da feda etmek uğruna kendini koruma refleksiyle hareket ediyorlarsa o yönetim en derin yozlaşmanın içindedir. Üstelik bugün yalnızca Spotlight filmini izlerken canımız yanmıyor. Hangi sinemaya gitsek ya sansür ya otosansürle karşılaşıyoruz. Barış istedikleri için bugün haklarında soruşturma açılan oyuncuların, sinema yazarlarının da memleketi olduk biz. Kadınlara saldırının daha da arttığı, LGBTİ bireylerin nefes alamaz duruma getirildiği bir yıl oldu. O hal gerekçesiyle 375 dernek hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldı. Bunların içerisinde Van Kadın Derneği, KJA,
Bursa Panayır Kadın Dayanışma Derneği, Adıyaman Kadın Yaşam Derneği, Ceren Kadın Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği, Selis Kadın Derneği gibi yıllardır kadın erkek eşitliği ve özellikle kadına yönelik şiddet üzerinde çalışan dernekler vardı. Belki de Türkiye tarihinde ilk defa şiddet gören kadınlar için faaliyet yürüten sığınma merkezi devlet eliyle kapatıldı. Van'da belediyeye atanan kayyum, devlet desteği olmadan yıllardır çalışmalarına devam eden kadın sığınma evini kapattı. Hukuksuzca ihraç edilen, görevine yeniden dönmek için Kasım ayından bugüne kadar her gün Kızılay'ın göbeğinde tek kişilik eylemiyle bizlere pes etmememiz gerektiğini gösteren Nuriye Gülmen, CNN'de tüm dünyada 2016'nın en önde gelen 8 kadınından biri olarak listeye girdi. Ekonomik krizin de o halinde faturası kadınlara kesildi. 2016 yılında her 5 kadından biri işsiz kaldı. İşsizlik rakamları arttı ancak işsiz kalanlar her 3 kişiden ikisi kadınlar oldu. İş yerlerinde işten çıkarılanlar yine önce kadınlar oldu. Bu yıl da onlarca kadın katledildi. Ancak 2016 yılında bu şiddet kamusal alana, gündelik yaşama ve en sıradan durumlara kadar yayıldı. Kadınlara ve kadın bedenine saldırıların şort giydiği gerekçesiyle metrobüste Ayşegül Terzi'ye yönelik olduğu gibi ya da parkta spor yapan hamile bir kadına yönelmesi gibi gündelik hayattaki karşılıklarını çok ciddi ve elim bir şekilde yaşadık. Kadınlara parkta, otobüste saldıranların artmasında yükselen militarizmle birlikte her gün televizyonlarda nefret söylemi ve cinsiyetçi ayrımcı ifadeleri dilinden bırakmayan, adam gibi ölmek, madam gibi ölmek diyen bu ülkenin iktidardaki partisinin sözlerinin etkisi oldukça büyük arkadaşlar. Üstelik artık kadınlar yalnızca siyasetçilerin kadın düşmanı söylemleriyle iktidarlarını büyüten sokaktaki adamın, babalarının, kocalarının, sevgililerinin tehdidi altında değiller. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de tutuklu ve hükümlü 144 gazeteci bulunuyor. Şimdi söz sizlere geldi birazdan. Gözaltında tutulan gazetecilerin verilerinin tutulmasında ise ciddi bir şekilde zorluk yaşanıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin verilerine göre dünya çapındaki hapisteki gazetecilerin 1/3'ü Türkiye'de bulunuyor. Rütüm internet sitesinden edinilen bilgiye göre 2016'da 50'den fazla kez yayın yasağı uygulandı bu arada. Cinsel taciz skandalıyla hatırladığımız Ensar Vakfı haberlerine getirilen yayın yasağı, Aladağ'da 11 öğrencinin hayatını kaybettiği tarikat yurdu yangınıyla ilgili yayın yasağı, Antep'te Kına Gecesi'ne yönelik canlı bomba saldırısına ilişkin yayın yasağı, Fırat Kalkanı operasyonu konusundaki yayın yasakları ve hemen hemen aslında bütün patlamalarla ilgili kimisi geçici de olsa getirilen yayın yasakları çok yakın hafızamızda. Yayın yasaklarındaki tek kıstas zor durumlarda hükümetin elini rahatlatmak. Bundan başka bir kıstas yoktur. Sadece bu yasaklar şeffaflığı ortadan kaldırmak, halkın haber alma hakkını engellemek ve hükümeti zor durumdan kurtarmak için yapılmaktadır. Sadece yayın kuruluşları ve gazeteciler değil, sosyal medya kullanıcıları da aynı baskıyla karşı karşıya. Son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 bin kişi soruşturuldu. Bu aynı zamanda bir başka yöntemle de karşımıza çıkıyor. İnternete erişim engelleniyor ve yavaşlatılıyor. Yani o kadar fazla aslında gazeteyi, medyayı ellerinde bulundurmak yetmiyor ve doymuyorlar ki kullanılan tek alan neredeyse olabilecek olan ve insanların haber alma hakkını kullanabildikleri, özgürlüğünü nispeten de olsa kullanabildikleri internete erişim de engelleniyor ve yavaşlatılıyor. HDP'li siyasilere yönelik hukuksuz gözaltı operasyonunun olduğu 4 Kasım günü IŞİD'in Türk askerlerini yakarak öldürdüğüne ilişkin videonun yayınlandığı gün internete erişim neredeyse tamamen engellendi 2016 yılında. Evet,
Bu sabaha ise gazeteci Ahmet Şık'ın gözaltı haberiyle uyandık değerli basın mensubu arkadaşlar. Ahmet Şık, Fethullah Gülen cemaatini deşifre eden Dokunan Yanar kitabı nedeniyle cemaatin savcıları tarafından tutuklanmıştı. Yani Ahmet Şık darbe girişimi başarılı olsaydı da hapiste olacaktı, şimdi de içeride. Bu ülkede artık herkes, yani sizler de artık son haberinizi yazıyor olabilirsiniz. Kusura bakmayın, bunun için hiçbir engel yok. Evet, Ahmet Şık gibi, çünkü yarın sizin de bir haberinizin ardından gözaltına alınmayacağınızın hiçbir garantisi yok. Hiçbirimiz için bu garanti olmadığı gibi sizler için özellikle aslında gerçekten haber almayı, haberi ulaştırmayı, özgürce bunu yapabilmeyi görev edinen insanlar için bu iş daha da zor. Ve ülkeyi kim yönetiyor arkadaşlar? Ülkeyi Anadolu Ajansı ve troller yönetiyorlar. Aslında 2016'nın en önemli özelliklerinden biri de budur. Biz hiçbir arkadaşımızın yargılama sırasında tutuklandığını duruşma hakiminden öğrenmedik. Bütün arkadaşlarımızın tutuklandığını daha tutuklanmadan önce ve yargılama devam ederken Anadolu Ajansı'ndan ya da bazı trollerden öğrendik. Bu da aslında yargının ve basının sefaletini de gösteriyor. Eskiden Zaman Gazetesi nasıl Ahmet Şık'ın dosyasının tüm detaylarına sahipse, bugün de Anadolu Ajansı, evet, daha kimse gözaltı gerekçesini bilmezken dosyaya ait her detayı nedense biliyor. Ama bizler bilmiyoruz. Peki dokunan yanar diyen Ahmet Şık yıldı ve dokunmayı bıraktı mı? Hayır. Yine gerçekleri yazmaya ve sorumluları ifşa etmeye devam etti. İşte bugün partimiz mensupları da, gazeteciler de, akademisyenler de, gençler de, kadınlar da hep bütün bu gerçekleri ifşa ettikleri için susturulmak isteniyorlar. Ama dün de susmadılar, bugün de susmayacaklar. 2016, evet, anlattığımız gibi bir yıldı. Ancak toplantı gösteri hakkının, yaşam hakkının, demokratik özgürlüklerin nüvesinden söz edemediğimiz bu yılda bile insanlar baskılara karşı seslerini yükselttiler. Evet, az önce de değindiğim gibi KHK ile hukuksuz biçimde açığa alınan akademisyen Nuriye Gülmen örneğin, defalarca gözaltına alınmasına rağmen tek bir kadın orada Yüksel Caddesi'nde durmaktan vazgeçmedi. İşimi istiyorum diyerek günlerce direndi. Tarih 2016 Nuriye Gülmen'i hatırlayacak. Tek başına diktatör rejimi kurmak isteyenleri değil. İhraçlarınıza, açığa almalarınıza, baskılarınıza teslim olmayacağız diyen KESK üyesi kamu emekçileri İstanbul'dan binlerin katıldığı emekçi yürüyüşünü başlattılar. 25 Kasım'da şiddete karşı sokağa döküldü kadınlar. O halde de, bu halde de direneceğiz dediler. 8 Mart'ta da kimse sokağa çıkamazken onlar yine sokaklardaydılar. Cizre'de evleri, tüm varlıkları, canları, çocukları yok edilen kadınlar mahallelerinde yaşamı canlı tutmak için birbirleriyle dayanıştılar. İstanbul'dan, Ankara'dan kadınlar sokağa çıkma yasakları kaldırıldığında seslerini duymak, aynı dam altında acıyı paylaşıp birlikte sağaltmak için abluka altındaki şehirlere otobüsler kaldırdılar. Partimizin tüm eş başkanlarının, yöneticilerinin tutuklandığı il ve ilçelerde onların boşluğunu aratmamak için üyelerimiz hemen yerlerini doldurdular. Örneğin bugün İstanbul İl Örgütümüzün eş başkanları ve yöneticileri halen hukuksuz biçimde gözaltında ama üyelerimiz durdurak bilmeden çalışıyorlar. Parlamentonun ilga edilmeye çalışıldığı bu günlerde parlamentonun fiilen kapatılmaması için başta partimiz vekilleri olmak üzere mecliste mücadele ediyoruz.
Bugün cezaevindeki eş başkanlarımız ve vekillerimiz soru önergeleri yazarak meclise gönderiyorlar, halkın verdiği yetkiye, irademize sahip çıkıyorlar. Ve ben inanıyorum ki bu aslında teklif dahi olmayan, dayatma olan anayasa teklifiyle ilgili aynı şekilde bu parlamentodan sadece HDP'den ve CHP'den değil, AKP'den de MHP'den de bu parlamentoyu ilga etmek istemeyen, kendi yetkilerini, halkın kendilerine verdiği yetkiyi bu kadar kolay devretmek istemeyen milletvekilleri de çıkacaktır. Ve 2016 böyle karanlık bir yıl olarak anılmış olabilir ama 2017'nin böyle anılmasına onlar da izin vermeyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet, bizler bütün Türkiye halkları olarak sadece askeri değil, sivil diktanın da başarıya ulaşamayacağını bir kez daha vurguluyor. 2017'nin kendi çıkarları için bütün ülkeyi ateşe atan bu zihniyetin yenilgisi olacağını güçlü şekilde ifade ediyoruz. Türkiye'de bütün halklar bu ateşi söndürecek, kuruyan topraklar yeniden gürül gürül akan derelerle yaşam bulacak ve ülkemiz, halklarımız mutlu, umutlu günlere yeniden uyanacak. Bunca baskıya rağmen yılmamak büyük bir gücün ve haklılığın göstergesidir arkadaşlar. Aslında çok haksız ve güçsüz oldukları için her yasayı ve teklifi telaşla geçirmeye çalışıyorlar. İşte onlara karşı haklı olmanın, meşru olmanın direncini yaşıyoruz biz. Haklıyız, mutlaka kazanacağız. 2016, evet, karanlık bir tüneldi. Ama tünelin sonu görünüyor ve orada ışık görünüyor. 2016'dan sonra 2017'ye o ışıkla ulaşacağız. Bizler varız, HDP var. Bu ülkede bu gidişe dur diyecek milyonlar var. Hepinize barış, demokrasi, umut dolu bir yıl diliyorum. Ve tekrar ediyorum, unutmayın, 2017'de mutlaka kazanacağız arkadaşlar. Ben sizlere son haberinizi yazmamanız dileğiyle aynı zamanda bir 2017 çikolatası ikram etmek istiyorum. Umuyorum. Işığın gerçekten hepimiz için Türkiye'yi aydınlattığı bir yıl olur. Sizler de buyurun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.